Ben mi? Sendikada mı çalışacağım? Tam sana göre iş işte. Bir avukat daha arıyorlar. Senden iyisini mi bulacaklar? Sen benden bahsettin mi peki onlara? Ben adını söylemedim ama tanıdığım biri var dedim. Eğer istersen götürürüm seni. Bir tanışırsın bak, çok iyiler. Böyle biraz sert görünüşlü falanlar ama içleri çocuk gibi. Öyledirler. Ben sevdim. Hep iş davaları, işçilerin dertleri. Ya hakikaten bu işçiler sömürülüyor Behr'in. Ahmetler, Cengizler falan konuşurlardı da ben boş verirdim. Öyle hakikaten. Vallahi artık ben de görüyorum nasıl davalar geliyor bilsen. Patronlar sendikaya üye oldular diye işçileri işten çıkarıyorlar. Ay sana ne değil mi? Ama çıkarıyorlar işte. Neyse. Ne diyorsun? Ben isterim. Çok isterim ama Zehra ne olacak? Ay sen de evde otura 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 kalmışsın yani. Bir bakıcı falan bulursun. Hem olmadı babaannen var. Olur değil mi? Tabii kızım ya. Tamam. O zaman yarın sabah gel sendikaya. Tamam. Sen neden kalktın? Yatsan ben yaparım kahvaltımı. Ben de çıkacağım. Nereye gidiyorsun? İş için görüşmeye gideceğim. Behr'in bu konuyu hallettik sanıyordum. E hallettik zaten. Ben de çalışacağım. Mahsus yapıyorsun ha. İnadıma yani. Sana kaç defa söyledim çalışmanı istemediğimi. Sanki hiç söylememişim. Hakan sen çalışmamı istemediğini söyledin. Ben de çalışmak istiyorum dedim. Neden ben inatlaşıyorum? Sen de inatlaşıyorsun işte. Gitmeyeceksin Behr'in. Gideceğim. Çalışmayacaksın. Çalışacağım Hakan. Zehra ne olacak? Kim bakacak ona? Babaannemi bırakacağım. Çocuğu orada burada ziyan edeceksin. Babaannem hepimizden çok daha iyi bakar. Ha, kararlısın yani. Evet. Nerede çalışacaksın peki? Ne iş yapacaksın? Bir sendikada, avukat olarak. Sendikaymış. Bulduğu işe bak. Arkadaşlar, hükümetin işçilere ve emekçilere karşı uyguladığı hasmane muamele ve siyaset artık saldırganlığa dönüştü. Hepiniz biliyorsunuz. Bilhassa örgütlü işçi kardeşlerimize karşı yapılan baskılar giderek arttı. İşçi kardeşlerimizin patronların bu baskılarına karşı uyarmak ve dayanışma ruhunu diri tutmak ne kadar mühimse, sendika idarecilerinin de en az bunun kadar bilgili ve birikimli olması lazım. Şimdi size Ahmet Taşer arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Herkese merhaba. Ahmet Bey, konfederasyonumuzun eğitim sekreterliğinde danışman olarak çalışmaya başladı. Az önce bahsettiğim konularda sizlere bir sıra seminer verecek. Her sendika kendi içinde ayrı bir şekilde örgütlenecek. Bu programın yürütülmesindeki tek yetkili. Ahmet hoş geldiniz. Ahmet hoş geldiniz. Hoş geldin Ahmet arkadaş. Evet, bir avukat daha olursa iyi olur. İşler çok zor. Açıkçası gönüllülük de ister. Doğrusu maaş da çok da iyi değil ama. Alo, Ali Beyköy'deki fabrika. İşleri temsilcisi yok mu? E onunla görüşsün ya. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Tamam, hadi hoşça kal. Evet. Dediğim gibi, şartlar ortada. Eğer kabul ediyorsanız. Alo. Evet. Evet, Bursa. Ben kabul ediyorum. Evet. Evet, ha? Tamam, tamam.
Evet, evet. Bursa'dan gelecek arkadaşlar var. Bir dakika. Ayten Hanım. Konfederasyondan bir danışman gelecek seminer vermek için. Hazırlıklara başlayalım. İlgili arkadaşları da uyaralım. Tamam. Tamam. Alo. Bize otelde 10 kişilik yer ayırttım. Ama 10 demişlerdi bize. Girdin mi şimdi işe? Girdin işte. Hadi hayırlı olsun. Yarın başlarsın. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Ay sen ne hayal etmiştin ki? Ne bileyim işte. Bunların işi böyle. Öyle tören mören yok. Başladın işte. Sen misin? Evet, benim. Siz kimsiniz? Ben Ekrem. Ekrem Tatlıoğlu. İnsan başkasının ahırına bile salavatla girer Ekrem Tatlıoğlu. Ayrıca tanımadığı bir kadına da sen diye hitap etmez. Ne istiyorsunuz? Sana... size diyeceklerim var. Paydos. Yemek paydosuna daha yarım saat var. Paydos. Paydos arkadaşlar. Söyleyin bakalım. Hakan. Oğlum. Sizin şirketlerinizden birinde çalışıyormuş. Evet. Hakan. Kızımın kocası. Damadım. Benim şirketlerimden birinde çalışıyor. Ben bunu münasip bulmuyorum. Ben çok münasip buluyorum. Onun yeri benim yanım. Hakan çocuk değil. Onun yeri nerede durmak istiyorsa ve nerede duruyorsa orasıdır. Eğer benim şirketlerimde çalışmak istemeseydi çalışmazdı. Çalıştığına göre istiyor demektir. Bu durumda da kimseye söz düşmez. Bizde işler sizin bildiğiniz gibi yürümez Cemile Hanım. Bana söz düşer. Hakan'ı işten çıkarmanızı istiyorum. O çok iyi ve çalışkan biri. Onu işten çıkarmam için hiçbir sebep yok. O size pahalıya patlayabilir Cemile Hanım. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Ha? Şeklen de olsa akraba sayılırız. Sizin iyiliğiniz için sizi ikaz ediyorum sadece. Sözümü ciddiye alın. Yoksa bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Güle güle Ekrem Tatlıoğlu. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.